Şu anda günün erken saatler arkadaşlar. Birazdan süre gireceğim ama ondan önce Şeş'in yanına bir uğradım. Kulübeye girmemiş. Normalde altında saman var. Torbanın içinde. Yani onun için güzel bir ortam hazırladım. Her zamanki girdiği yer. Bugün kulübeye girmemiş ve burada dışarıda yatmış. Bunun da sebebi ateşin olması. Ateş olduğu zaman da arkadaşlar böyle dışarıda yatıyor. Normalde bugün soğuk hava. Yani o kendini ayarlıyor. Veterinere danıştık. Antibiyotik falan yapın. Tabi antibiyotiğini falan yaptık ama bir yeme konusunu biraz daha arttırmamız lazım. Şimdi bugün keşke güzel bir karışım hazırlayacağım arkadaşlar. Birazdan onu anlayacağız. Şu dudaklar da iyileşmeye başladı zaten. Eş! Aslan parçası. Şimdi birazdan seni güzel bir karışım bekliyor. Bayağı bir zayıfladı çerata. İnşallah bu yaptığım karışımdan yiyecek arkadaşlar. Bu zor bir süreç tabii, öyle kolay bir şey değil. Hem veterinere danışıyoruz hem böyle yemeklerini değişik yapmaya çalışıyoruz. Her zamandan farklı. Keş! Aslan parçası. Şimdi böyle olsalar arkadaşlar yine de köpek falan gördüğü zaman asla taviz vermiyor. Yine kabadayı gibi görüyor kerata. Şimdi bunun yemeğini falan hazırlayayım arkadaşlar. Orada yeniden konuşuruz. Harut! Gel babanın yanına. Eş. Şimdi arkadaşlar keşin yemeğini hazırlayalım. İlacını da vuralım. Bakın şu burnum falan da şişti biraz. Eş bey. Aslan parçası. Bak gördüğünüz gibi çok durgun arkadaşlar. Bir de benim bir hatam buldum. Bunu sürüye götürdüm. Ayıra boşluktan sonra aslında dinlenmesi lazımdı ama Süreyya'ya götürdüm. O gün de hiç durmadı. Ayım aradı. Ne yaptıysa bayağı yine yoruldu. Bir de bağlıydı ondan önce. Açtık. Hem hamlandı. Hem de öyle işte ayıyla boğuşması oldu. O yüzden her şey üst üste geldi keratanın. Şimdi yemeğini hazırlayayım. Bakalım yiyecek mi? Şimdi arkadaşlar bunun içine iki tane evden yumuşak ekmek doğradım. İki tane de yumurta kıracağız. Sonra gidip koyunu dışarı atıp onu salacağız. Böyle güzel bir karışım olacak. Normalde yal falan veriyorum ama arkadaşlar köpekler sürekli bazen yal yemek istemiyorlar. O yüzden böyle evdeki ekmekten getirdim. Onu bazen seviyorlar. Tabi uzun süre bunu da yesem bunlar da bakarlar ama şimdi bunu sevebilir. Şimdi yumurtaları da kırdım böyle. Kavganı da koydum arkadaşlar. Çünkü kalsiyum değeri taşıdığı için onları da içine attık. Onları da yemesi lazım. Şimdi koyun sağalım. Koyunumuz da bu arkadaşlar. Bu köyden buraya geldiğimiz zaman doğurdu. Keşayla boğuşmadan 3-4 gün önce de kuzusunu ayırdık. Dedik artık koyun çekilsin. Bir daha doğursun diye. Ama tabii böyle bir olay yaşandı. Keşayla boğuştu. O yüzden koyunum bundan sonra sütünü keş içecek. Hadi. Ben alıyorum şimdi. Sağ olun koyunumuzu. Yani neye niyet, neye kısmet. Koyunun kuzusundan sütü çekilsin diye ayırdık ama şimdi sütünü keşbe içecek. Keşe nasip oldu. Arkadaşlar koyunumuzu yakalım. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar koyunumuzu yakaladık. Şimdi sağacağız. Şimdi arkadaşlar koyunumuzu sağalım. Ekmeklerin üzerine. Böyle ekmekleri ıslatsın. Şimdi bunun suyu çok yararlı.
Evet, koyunumuzu sağdık şu anda. Koyunu bırakalım. Şimdi keşi buraya getireceğiz arkadaşlar. Koyunumuzu içeri alalım bundan önce. Yemeğini yemesini bekleyeceğiz. Bakalım yiyecek mi? Ekmekte onun için sütten ıslattık, yumurta kırdık. Eğer yerse dama içerisinde toparlayabilir. Veterinerden de antibiyotik alıp vuruyoruz arkadaşlar. Şu anda kullanıyoruz yani. Yavaş yavaş kilosuna geri dönmeye başladı. Kaplumbağa gördüğünüz gibi artık görünmemeye başlayacak. Bir kişi. Bakın arkadaşlar, durumu günden güne iyiye gidiyor ama kesinlikle sürüye bırakmayacağım. Çünkü sürüde çok dolaşıyor. Zaten hamlandı. Bir de üzerine rahatsızlandı. O yüzden şu anlık evde durması lazım. Belli bir süre evde duracak. Bundan sonra da yine sürü maceralara tabii ki başlayacak. Şimdi arkadaşlar parazit haplarını vereceğim. Ondan sonra da düzelme sürecini bekleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iştahlı bir şekilde yiyor. Böyle yoğurt falan da verdim. Şu anda normalde koyunlarımız sağlamıyorlar. Bir ay sonra falan doğurma olacak. O yüzden süt yok. Ama işte bu koyun doğurduğu için onun sütünü keşe veriyorum. Bakın aslan parçası da güzel bir şekilde yiyor. Bugün sürüye, o yüzden Tyson'ı götüreceğiz arkadaşlar. Keşke uzun bir süre dinlenecek. Yerine Tyson bakacak, görevi üstlenecek. İşte açılmış, helal olsun keşke. Bu kabukalar da böyle görünmemeye başlasa kendini toparlayacak. Burada da bozo var arkadaşlar. Bozoyu da bağladık. Bozoyu çok merak edenler vardı. Testten yemeye devam et. Bozo Bey tabi sürüye bırakamıyoruz. Çünkü çok yaşlı bir hayvan. Bir de köpeklere bulaşıyor. Arka tarafı tutmuyor. Ama ona da ölene kadar bakmaya devam ediyoruz. Bundan sonra bozoyu sadece yemek, su verip besliyoruz. Herhangi bir beklentimiz yok. Sürüye gelemiyor, eşleşemiyor. Yani hiçbir şey yapamıyor bozo. 17 yaşında bir köpek ama Tyson Gill'in babası kanada. Bu zamana kadar sürümüze çok iyi baktı. Heş! Yemeği bitirdin mi? Bak böyle bir heyecandan böyle biraz. Senden gel ya. Özledik seni ya. Heş bey! Fazla gelme. Burada da bozo var. Bozo! Keşke aranın hiç iyi değil. Onu biliyorum. Keşke arkadaşlar bozoyu rakip olarak görüyordu. Keşke gelme fazla. Gelme. Şşt! Dur! Bozo, burada beyefendi var. Gel. Hemen gidip bozoya bulaşıyor ya. Bu yavruluktan beri bu huyu var yani. Ya bu huyunu devam ettiriyor arkadaşlar. Bozoyla hiçbir şekilde anlaşamadılar. Bakın bugün biraz daha iyi yemiş. Akşam verdiğim yemekleri de yemiş. Biraz biraz doymaya başladı köpek. Aslan paçası seni. Yaş. Hey oğlum. Bağlayalım. Ondan sonra sürümüze Tyson'ı götürelim. Hadi. Durumu günden güne iyiye gidiyor arkadaşlar. Bakın şimdi sürüyü bıraktık. O bu değil de biraz önceki yalan ses keşin sesi. Bak şu keşin sesi. Bu keşin sesi değil. Bu zalımın sesi. O da gelmek istiyor. Sürü gidiyor arkadaşlar. Keş de demek ki toparlanmış. Keşlerinde sesleri geliyor. Demek ki yavaş yavaş kendinden geliyor. Dün böyle değildi. O da artık sürüye gelmek istiyor ama bir hafta falan gitsin dinlensin arkadaşlar. Yerine Tyson bakar. Tyson var, zalım var. Ya fazla keşe yüklenmeyelim artık. Sürümüz böyle gidiyor. Bundan sonra Tyson ve Barut. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Keşin son durumu bu şekilde.